Merhaba arkadaşlar ben Selçuk Çetiner. Rüyada aslan görmek uzun yorumla karşınızdayım arkadaşlar. Sevgili arkadaşlarım rüyada aslan rüyadır. şimdi görülüş şekline göre anlamı değişir. Olumlu da olur, olumsuz da olur. Çok güzel bir rüyadır. Rüyada aslan görüyorsan hayattaki yükselişi, güçlenmeyi, acizliği atmayı işaret eder arkadaşlar. İnsan yeri gelir bu hayatta. Hani Nietzsche ne demiş? Öyle bir hayat yaşadım ki cenneti de gördüm cehennemi de demiş. Yani 50 lirayı bulamadığınız günlerde olur. 500 lirayı, 5000 lirayı yardım için verdiğinizde olur arkadaşlar. Ya da 50 bin lirayı, 500 bin lirayı arkadaşlar. Ben standart olarak öyle tanımlıyorum bir şeyleri. Yani insan yeri gelir gerçekten bulamıyor arkadaşlar. Neden? Olmayınca olmuyor. Yani böyle bu sözü çok severim. Yok yani olmuyor. Hani... Yüce Allah vermedikten sonra arkadaşlar olmuyor tabii ki çabanın karşılığını verir. Şimdi bir arkadaş zamanında hocaya sormuştu. O da böyle böyle şeyleri izlediğim zamanlar yani o zamanlar daha çok böyle dini konular araştırıyordum arkadaşlar. Allah dedi, neden dedi kendisine inanmayanları zengin yapıyor dedi. Allah dedi herkesi zengin yapar. Çaba dua yerine geçer. Allah çok adaletli olduğu için hani o bana inanmıyor ona bir şey vermeyeyim gibisinden bir tutum içinde olmaz. Çabasının karşılığını verir dedi. Ki öyledir arkadaşlar. Ha, öbür tarafta Allah kendisine inananla kendisine inanmayana ayırmayacak. Ama dünyayı herkese verdi dedi. Böyledir arkadaşlar. Yani insan olmayınca olmuyor. Hani bir de şanssızlık vardır. Şimdi şanssızlık nasıldır? Sen bir şeyleri 30 yaşında elde etmişsindir ama birileri daha doğmadan elde etmiştir. Hayatın bu da bir yönü vardır. Aslan güç sembolüdür arkadaşlar. Yani acizlikten kurtulacağınızı böyle bir yerde ağacın altında vesaire de gördünüz. Size saldırmadıktan sonra iyidir. Sizi kovaladığını görmeniz arkadaşlar birinin size musallat olmasıdır. Yani size zarar verebilecek potansiyelde olan birinin şeydir. Size musallat olmasıdır. Hani şey derler takıntılı insanlar vardır ya arkadaşlar sizinle yatar sizinle kalkar. Yatarken şuna bir kötülük yatı yapayım diye yatar kalkarken hani nasıl zarar verebilirim diye düşünür. Böyle insanları işaret eder. Yani aslanın sizi kovalaması size saldırması iyi değildir. Güçlü düşmandır arkadaşlar. Saldırdığını zarar verdiğini görüyorsan bunlar iyi değildir arkadaşlar. Nedir? Bunu şey görmüştü. Bir tane kadın takipçim görmüştü aslan bana saldırmak için hazırlanıyordu diye. Ya yani dedim ki hani size dedim musallat olan biri var mı? Eski kocam dedi işte dedi beni tehdit ediyor dedi. Vurmakla öldürmekle tehdit ediyor dedi. Ondan sonra herhalde ki ondan sonraki süreçte arkadaşlar savcılan başvurmuştu vesaire. Yani Böyle şeylere işaret ediyor arkadaşlar. Sadece erkekler değil, kadın da olabilir, erkek de olabilir. Zarar vermek isteyen ve güçlü birini yani gerçekten hani güçlü düşmanı yani aslanın saldırması, aslanın kovalaması, aslanın sizi parçaladığını da görürsünüz. Allah esirgesin o rüyadan. Çünküse Hayber Kalesi'nin fethinde bu tarihi kişiliklerin gördüğü rüyaları da okuyabilirsiniz arkadaşlar. Yani ilgilenenler için söylüyorum. Hayber Kalesi'nin komutanı rüyasında aslan tarafından parçalandığını görür arkadaşlar. Hayber Kalesi'nin fethinde de Hazreti Ali tarafından öldürüldüğü söylenir. Yani böyledir arkadaşlar çok tarihi kişiliklerin örneğin General Pirus'un rüyası dişlerinin döküldüğünü görmüştür. Adam ordusunu kaybetmiştir arkadaşlar kan sembolüyle beraber görmüştür. Koca bir orduyu kaybetmiştir. Keşke hiç kazanmasaydım. Pirus zaferi diye geçer. Kaybederken kazanmaktır. Kazandığına pişman olmaktır. Yani görülüş şekline göre arkadaşlar normal bir şekilde görüyorsanız güçleneceksiniz. Aslanın üstüne bindiğini görmek falan çok güzeldir arkadaşlar. Yani dünyaca tanınabilirsiniz. Yani aslan güçlü dostu da işaret eder. Yani size zarar vermiyorsa sizi destekleyecek güçlü oluşumu, sizi destekleyecek güçlü kişileri de işaret eder. Örneğin Nusret'in hikayesine baktığımızda Ferit Şahin Garanti Bankası'nın eski sahibi arkadaşlar geliyor işte Nusret'i seviyor. Nusret diyor ki bana böyle bir yer aç sana para basayım diyor. Ferit Şahin zaten zengin biri Nusret'e güveniyor ve şey açıyor, mekan açıyor. Sonra Nusret katlanarak büyüyor arkadaşlar. Yani nusret rüyasını, aslan rüyasını görmüş müdür? Görmüştür. Yani aslan size saldırmıyorsa, özellikle beyaz aslan arkadaşlar, zengin ve sizi destekleyecek kişiye işaret eder. Yani böyledir arkadaşlarım. Aslan rüyasını bilin ki, hani güçleneceksiniz, acizlikten kurtulacaksınız, düşmanlarınıza güç yetireceksiniz, aslanın saldırması, kovalaması kötüdür. Uzun yorumu da böyledir. Güç, İhtişam ve asalet sembolüdür arkadaşlar. Hayırlı aslanlar görmek dileğiyle görüşürüz.